Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte HyperX'in yeni bir oyuncu kulaklık ailesi olan Cloud Stinger ailesine yakından bakıyoruz. HyperX'in Cloud serisi kulaklıkları oldukça başarılı. Sektördeki en önde gelen, en çok tercih edilen oyuncu kulaklıklarının başında geliyor Cloud ailesi genel olarak. Tabii HyperX her geçen gün bu aileyi genişletmeye de devam ediyor. Gerek kablolu gerek kablosuz kulaklıklar, işte oyuncu kulaklıkları veya çok daha profesyonel segmentte Cloud markası altında toplanan kulaklıklar mevcut. Her fiyat segmentine de uygun çözümleriyle olabildiğince piyasada bir karşılık bulmaya çalışıyor HyperX. Bu konuda da gayet başarılılar genel manada baktığımız zaman. Kulaklıklar gerçekten çok tercih edilen kulaklıklar olmayı sürdürüyorlar. Özellikle hani çok dikkat çeken RGB ışıklandırmaları ile olsun, tasarımıyla olsun kulaklıklar olmaktansa performans noktasında ve konfor anlamında özellikle dikkat edecek şekilde bir tasarım tercihinde bulunuyor HyperX kulaklıklarını üretirken. Dolayısıyla Cloud ailesi de bu manada çok tercih ediliyor. Bu onların aynı zamanda gereksiz maliyet yükselmesini de engellemiş oluyor kulaklıkların. Haliyle fiyat performans olarak da ciddi manada bir tercih edilme sebebi oluşturuyor Cloud serisi kulaklıklar için. Ancak tabii genel olarak özellikle bizim ülkemiz için yine de Cloud ailesinin özellikle tercih etmek istediğimiz modelleri her geçen gün daha da pahalı hale gelmeye devam ediyor biliyorsunuz. Doların çok hızlı bir şekilde yükseliyor olması bugün aslında bakacak olursanız diğer ülkelere kıyasladığımızda çok rahat bir şekilde satın alınabilir bir fiyat segmentinde olan Cloud ailesinin Alpha olsun işte Alpha S olsun çeşitli modellerini ne yazık ki ülkemizde oldukça yüksek fiyata sahip oldukları için satın alamaz hale geldik. Ancak HyperX neyse ki adeta bizim ülkeyi düşünmüş gibi Cloud ailesini daha da ulaşılabilir bir seviyede daha da fiyat performans haline getiren bu Stinger ailesini piyasaya sürdü. Biz de şimdi bu Stinger ailesine şöyle bir genel hatlarıyla göz atacağız. Zira bu tam olarak kulaklıkları tek tek incelediğimiz bir videoda olmaktan ziyade gördüğünüz gibi önümde 3 tane Stinger adını taşıyan HyperX kulaklık var. Bunlar birbirlerine birçok yönden benziyorken bazı açılardan da farklılıkları var. Bu farklılıklara yani hangi kulaklık ne için üretilmiş, hangi segmente hitap ediyor, hangi kullanıcılara hitap ediyor işte buna hızlı bir bakış atacağız sevgili dostlar. Ama şunu da belirteyim bu kulaklıkların 3'ünün de 7+1 surround özelliğinin bulunduğunu ve kendi ses kartlarına sahip olduğunu söyleyelim. Zira Stinger ailesi içerisinde doğrudan 3.5 mm jack'la bağlantı yapabileceğiniz ve yanında harici bir ses kartı olmayan modeller de mevcut. Hatta buna video içerisinde değiniyor olacağım. Yani bu videoda 3 modelinde birbirlerine özellikle 7+1 surround açısından birebir benzediğini, aynı olduğunu, aynı bu manada aynı teknolojiyi kullandığını söylemekte yarar var. En çok tercih edilen surround manasındaki kulaklık modellerinin HyperX markasına ait olduğunu söyleyebilirim. Yani bu manada sunduğu performans gerçekten özellikle hani surround arayan kullanıcılar için oldukça başarılı. Şimdi ben şu ikiliden başlamak istiyorum arkadaşlar. Stinger Core ikilisi. Bu İkili arasındaki tek fark aslında bakacak olursanız birinin wireless olması, kablosuz olması. Her iki kulaklıkta teknik manada, işte malzeme kalitesi manasında, kullanılan sünger materyali manasında birebir aynı diyebiliriz sevgili dostlar. Çok çok ufak nüanslarda farklılıklar var. Ne gibi? Tabii ki bir miktar daha ağır mesela kablosuz olan Stinger Core modeli. Zira içerisinde bir batarya yer alıyor ama ben çok çok daha fazla bir ağırlık farkı bekliyordum. Fakat kablolu olan model 240 gramken kablosuz olan model sadece 244 grammış. Yani aradaki fark hiçbir şey değil. 4 gram yalnızca. Ama yine de böyle bir fark var. Bunun haricinde tabii ki açma kapama düğmesi yer alıyor. Sol kulaklık kupasının hemen altında yer alıyor bu arada bu düğme. Basılı tuttuğunuz zaman açıyorsunuz. Kablosuz olan kulaklığı yine basılı tutarak kapatabiliyorsunuz. Hemen altında bir ses açma kapama tekerleği mevcut. Onun altındaysa USB tip C şarj yuvası yer alıyor sevgili dostlar. Kutu içerisinden tahmin edeceğiniz üzere bir adet şarj etmeniz için USB tip C kablo çıkıyor. Yalnız bu kablo gerçekten çok kısa. Aslında şarj ederken kullanım yapabiliyorsunuz. Kutudan çıkan kablo uzunluğu 60 santim falan. Yani bu kabloyla şarj etme olanağınız biraz düşük olacaktır doğal olarak. Belki notebookla falan kullanım yaparken bu kabloyu kullanabilirsiniz ama
Allah'tan tip C olduğu için çok yaygın bir kablosu artık günümüzde. Yani herhangi bir Android cep telefonunda biliyorsunuz bu giriş mevcut olduğundan kendi telefonunuzun şarj kablosunu da kullanabilirsiniz. İsterseniz Stinger Core Wireless modelini şarj ederken, dediğim gibi çünkü şarj ederken kullanım yapmaya devam edebiliyorsunuz. Bununla beraber 17 saate kadar bir pil ömründen bahsediyor. HyperX tabii bunu bu kadar şu an test etme imkanı olmadı ama herhangi bir RGB aydınlatma yer almadığı için ve kulaklıkta özellikle teknik manada mütevazı sınıfına girdiğinden bu miktarı rahatlıkla karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü fiyat performans kulaklığı arkadaşlar, Stinger Core ailesi baştan aşağı tam olarak artık Cloud serisi içerisinde, HyperX'in ürün gamı içerisindeki en uygun yollu kulaklıklar diyebiliriz. Az önce bahsettiğim 7+1 özelliği olmayan model de zaten Stinger Core'un 7+1 seçeneği olmayan bir modeli. PC olarak da geçiyor piyasada. Eğer araştırırsanız bulabilirsiniz. Şimdi kablolu olanla kablosuz olan arasındaki o küçük farka gelecek olursak da, o bahsettiğim az önce işte açma kapama düğmesi gibi tekerlek, işte ses açma kapama tekerleği gibi farklar tabii doğal olarak kablolu olan modelde yer almıyor arkadaşlar. Bu düğmeler yok ve tekerlek birazcık daha böyle ufak, daha tırtıklı, ince yapıda tasarlanmış. Bunun haricinde genel hatlarında hiçbir fark bulunmuyor. Kumaş sünger kullanılmış, bu terletme yapmayan sünger. Ancak hafızalı köpük özelliği yer almıyor bu süngerlerde. Yine de son derece yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Öyle çok etli butlu bir sünger de kullanılmamış. Yani kalınlık manasında çok kalın olduğunu söyleyemeyeceğim bu süngerlerin. Ama gerek kulaklıkların hafif olması, gerekse de kullanılan materyalin kalitesi sayesinde uzun saatler kafanızdan çıkarmadan kullanım yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu kulaklıkları da ayar yapabiliyorsunuz, kafa bandı kısmını, ve içerisinde alüminyumdan imal edilmiş olduğunu görebilirsiniz. Genel malzeme kalitesi manasında olağanüstü değil. O Cloud serisinin genel olarak alıştığımız o malzeme kalitesi tabii ki Stinger ailesinde birazcık daha düşük. Ama aynı zamanda hani fiyatıyla kıyasladığınız zaman, diğer markaların özellikle aynı fiyattaki kulaklıklarıyla kıyasladığınız zaman, gerek 7+1 performansları, gerekse de malzeme kalitesi olarak gene Stinger ailesi o HyperX'in kalitesini yansıtır düzeyde diyebiliriz. Kablolu olan modelin kablosu ne kadar uzunlukta? Burada ise HyperX gerçekten hiç acımamış ve olabilecek en uzun kablolama çeşitlerinden birini yapar. 2,5 metre bir kablo tercihinde bulunmuş. Yani oldukça uzun, rahatlıkla kullanım yapabiliyorsunuz. Örgü falan değil, direkt plastik bir kablo. Biraz da ince bir kablo. Kullanırken dikkat etmekte yarar var. Zira kablosuz modeli de herhangi bir şekilde kablo takarak kullanma şansına sahip değilsiniz sevgili dostlar. Yalnızca kendi alıcısı üzerinden, kutudan çıkan alıcıyı kullanmak suretiyle kablosuz bağlantı yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi yine onun dışında şarj ederken de kullanabiliyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde jack bağlama imkanınız yok kablosuz modele. Gel gelelim kablolu modele. Kablolu modelde 7+1 surround imkanını sunan HyperX'in kendi DAC'ı olan veya kendi ses kartı olan şu aparat harici bir şekilde sunulmuş durumda. Haliyle aslında bakacak olursanız Stinger Core 7+1 versiyonu, yani kablolu versiyonu, aynı zamanda 3,5 mm'de jack'la kullanıma uygun bir kulaklık oluyor. İster kendi ses kartını kullanırsınız, isterseniz de sahip olduğunuz bir ses kartına ve hatta telefonlarınızla dahi kullanabilirsiniz böylece. Yani böyle bir imkana kablolu olan versiyonda sahipsiniz. Stinger Core ikilisinde 40 mm'lik sürücüler yer alıyor arkadaşlar. Bunlar 20 Hz ile 20 kHz arasında ses üretebilen sürücüler. Dolayısıyla piyasadaki herhangi bir oyuncu kulaklığıyla çok benzer bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bu kulaklıklar 16 ohm empedans değerine sahipler. Haliyle özellikle sundukları ses yüksekliği açısından çok yakın olduklarını düşünebiliriz ki öyle zaten. Özellikle S'e kıyasla Stinger Core tarafında ses miktarının yüksekliği daha fazla arkadaşlar. Çünkü orada değerler birazcık daha değişiyor. Onu birazdan değineceğiz. Bu tarafta sesler daha standart, özellikle S'e kıyasladığımız zaman daha hani temel ihtiyaçlarınızı doyuracak düzeyde, ama surround imkanını da sahip olduğunu tekrardan belirtelim. Haliyle fiyatına göre alabileceğiniz ideal kulaklık çeşitlemesi diyebiliriz Stinger Core için. Zaten kablosuz olanı tamamen hani fiyat performans olarak şu an piyasada 1000 lira altında çok az kablosuz oyuncu kulaklığı var ve Stinger Core bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde bir kulaklık. Açıkçası tercih etmeniz için birçok sebebe sahip bu açıdan. Çünkü kablosuz kulaklıkları ben mesela özellikle söylemem gerekirse, gerçekten bir kere kullanmaya başladıktan sonra bir daha bırakamıyorum. Kablolu kulaklığa geçmek bir külfet. 2,5 metre kablo uzunluğundan söz ediyoruz. Yani bunu nereye saklasanız, nereye katlasanız, nereye koysanız gerçekten bir sıkıntı. Bu açıdan ben
kablosuz olanı özellikle gayet yeterli buldum. Gelelim mikrofon tarafına. Yine mikrofonda da teknik özellik anlamında birebir aynılar. 50 Hz ile 18 kHz arasında bir ses değeri bulunan mikrofon. Bu mikrofonlar her iki kulaklıkta da yer alan mikrofonun çeşitlemesi aynı. Yukarı kaldırdığınız zaman mikrofonları mute etmiş, sessize almış oluyorsunuz. Her ikisinde, hatta üçünde de bulunan ortak özelliklerden bir tanesi zaten bu. Bunun haricinde bahsedebileceğimiz arkadaşlar, dediğim gibi teknik manada, tasarım noktasında birçok açıdan, yani görüntü anlamında dahi benziyorlar. Aralarındaki tek fark bu kablolu ve kablosuz olma durumu. Stinger Core tarafındaki durumlar bu şekilde. Ancak Stinger S'e geldiğimizde burada işlerin rengi değişiyor sevgili dostlar. Zira Stinger Core'da bir kere hafızalı köpük özelliği bulunan deri bir materyalin kullanıldığını özellikle sünger kısımlarında görüyoruz. Taç kısmında ve kupa süngerlerinde. Ancak yine şunu söylemek lazım. Öyle çok kalın etli bir sünger değil yine buradaki süngerlerde. Fakat burada bir güzel haber de şu. 50 mm sürücülere sahibiz artık. Yani Stinger Core tarafındakilerden daha büyük sürücüler yer alıyor. Üstelik 32 ohm impedans değerine sahip ve 18 Hz ile 23 kHz arasında bir değere sahip bu kulaklık sürücüleri. Yani çok çok daha geniş bir ses aralığına çıkabiliyorlar. Gerek bas tarafında gerek tiz tarafında. Haliyle bu kulaklığı kullanırken özellikle müzik film izleme zevkinin kat be kat daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Oyunlarda çok fazla ses frekans aralığının aşırı yüksek olmasının aman aman bir getirisini görmeyebilirsiniz. Özellikle rekabetçi multiplayer, yani bir Valorant, bir Counter Strike, bir işte Battlefield oynarken çok fazla aman aman bunun getirisini görmeyebilirsiniz. Ama özellikle müzik ve tabii ki film izlerken bunun farkını çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. 32 ohm olduğu için, yani çok daha yüksek bir empedans değerine sahip olduğu için ses yükseklik miktarı bakımından Stinger Core ailesine göre bir tutam daha düşük olsa da sunduğu ses genişliği, haznesi daha fazla olduğu için çok daha fazla detayı duyabiliyorsunuz arkadaşlar Stinger S ile. Stinger S özellikle ses performansına çok çok daha düşkün olan izleyicilerimiz varsa, ben şahsen bu aile içerisinde hiç kablolu kablosuz fark etmeksizin direkt Stinger S'i tercih etmesini öneriyorum. Bununla beraber bu kulaklık 275 gram arkadaşlar. Biliyorsunuz o tarafta 240 gram ağırlıklardan söz etmiştik. Burada birazcık daha ağır. Tabii kullanılan malzemenin biraz daha iyi olduğunu elinize aldığınızda hissediyorsunuz. Birçok açıdan Stinger Core'lara nazaran daha da kaliteli bir hissiyatı var Stinger S'in. Aynı zamanda mikrofonunun da yine aynı şekilde daha sağlam bir materyalden imal edildiğini, daha sağlam bir plastikten imal edildiğini direkt ilk bakışta anlıyorsunuz. Zaten yakın çekimlerde de siz de bunu göreceksiniz. Diğer taraftaki o mikrofon tasarımından, o ince yapılı mikrofon tasarımından çıkıyoruz ve çok daha yapılı, kallavi bir mikrofon tasarımına burada geri dönüş yapıyoruz. Ve tabi burada yine ayrılmıyor mikrofonlar, ne yazık ki 3 modelde de mikrofonlar çıkartılamaz yapıda. Yine yukarı kaldırdığınızda mute edebilirsiniz, sessize alabiliyorsunuz. Burada da kablo tasarımı diğer taraftakilerle, yani Stinger Core'larla birebir aynı, ince plastik, herhangi bir örgü bulunmayan bir kablo yer alıyor. Ancak burada bir diğer güzel anekdot da kulaklık kupalarının şöyle gördüğünüz gibi döndürülebiliyor olması. Yere paralel bir şekilde. Böylece gerek boynunuzda asılı kaldığı müddetçe, gerek bir taraf bir yerlere koyduğunuz sırada daha kolay bir şekilde konumlandırabilmenizi sağlıyor bu özellikle. Diğer tarafta yine Stinger Core ailesinde böyle bir seçenek ne yazık ki mevcut değil arkadaşlar. Yani Stinger S özellikle iyi sınıftaki o oyuncu kulaklıklarına birçok açıdan özelleştirilmiş, birçok açıdan oyuncuların beklentilerini karşılayan o aile, o sınıfa giriş, o segmente girişin İlk kulaklığı diyebiliriz. Özellikle fiyat bazında göz önüne aldığımız zaman da. Belki de Cloud ailesinin de yine aynı şekilde. Evet, belki Stinger Core ailesi Cloud ailesine mensup. Ama o Cloud ailesinin diğer birçok özelliğini taşıyan aslında Stinger S birazcık. Bana öyle geldi. Özellikle ses performansına hayran kaldığımı söylemeliyim. Yani bu fiyat segment içerisinde esas mucizeleri yaratan Stinger S oldu. Özellikle Stinger Core'lara göre kıyasladığımızda. Ya burada birazcık işin içerisinde biliyorsunuz arkadaşlar fiyatlandırma giriyor. Her şeyden önemlisi fiyat. Fiyatına göre değerlendirmekte yarar var. Bu tarafta bitirmediğimiz detaylar var. Nedir? Mesela mikrofon farklı mı? Hayır. Mikrofon teknik detayları da yine birebir aynı arkadaşlar. Yine 50 Hz ile 18 kHz arasında bir frekans değerine sahip. Aynı teknik detaylara sahip aslında bu kulaklığın mikrofonu da. Kablo uzunluğu yine aynı, 2,5 metre uzunluğunda ve
harici bir DAC, harici bir ses kartı yine burada da söz konusu. Ve ben incelediğim zaman Stinger Core ile birlikte gelen ses kartının bu ses kartıyla birebir aynı olduğunu gözlemledim. Ama şunu asla unutmayın arkadaşlar, Stinger S'in sürücüleri çok çok daha geniş ses aralığına sahip oldukları için bu ses kartının ve sizin kendi takacağınız ses kartının da gerek çok daha hakkını verdiğini söylemem gerekiyor. Yani burada iş sadece yanında bir ses kartı gelmesiyle bitmiyor. Yani birebir aynı olması önemli değil. Burada tamamen farklı bir sürücü dizilimi var. 50 mm bir kere çok daha büyük, çok daha güçlü, 32 ohm değerinde olduğunu tekrar hatırlatalım. Yani Stinger S bu üçlü arasında aslında esas olan diyebiliriz. Peki tasarımda ne gibi farklar var? Yine tasarım, yani görüntü anlamında neredeyse aynı arkadaşlar. Sadece burada deri kullanılmış, işte buradaki kulaklık kupaları dönebiliyor. Buradaki mikrofon birazcık daha farklı tasarlanmış. Bunun dışında aslına bakacak olursanız genel hatlarıyla bir fark olmadığını göreceksiniz. Sadece burada ses açma kapama bir tekerlek yerine küçük bir böyle ileri geri oynatabileceğiniz bir plastik anahtar olarak tasarlanmış. O tekerlek yerine bu daha çok anahtar izlenimi verdi bende. Çok açıkçası kullanım yapacağınız bir şey değil buradaki şeyler, biliyorsunuz. Yani elinizin altında olması için konumlandırılıyor. Neticede her şeyi biz Windows üzerinden ayarlıyoruz. Buradaki ayarlamayı genelde en yukarı çektikten sonra gerisini sistem üzerinden hallediyoruz. Yani ben genelde böyle yapıyorum. Çok fazla ihtiyacınız olmuyor ama açıkçası diğerleri gibi tekerlek tercih edilse daha iyiymiş. Bu biraz benim tuhafıma kaçtı için açıkçası. Çünkü ince ayar yapmak biraz daha zor bu anahtarla arkadaşlar. Yani ara kıvam, ara ayar yapmak biraz daha zor oluyor. Zaten kısa yollu bir anahtar bu. Yani çok böyle ince ayar yapamıyorsunuz. Böyle küsuratlı ses miktarlarına gelmeniz bununla daha zor gibi geldi bana. Yani keşke buradaki tekerlek yapısı Stinger S'te de yer alsaymış. Niye böyle bir değişiklik yapılmış onu pek anlamadım. Ama çok önemli bir handikap da değil işin açıkçası söylemek gerekirse. Başka da hiçbir tasarım noktasında fark yok arkadaşlar. Dediğim gibi Stinger S teknik manada özellikle sahip olduğu sürücüler manasında Stinger Core tarafından ayrılıyor. Şimdi mikrofonla ilgili teknik şeyler tabii aynı diyorum ama yine de aralarında bir fark var mı? Gelin isterseniz bir ses kaydı alayım. Üçünü de kıyas edelim, birlikte görelim aralarında bir fark var mı? Gerçekten fark olup olmadığını görmüş olacağız. Çok daha yararlı olur diye düşünüyorum. O yüzden gelin bir dinleyelim. Evet dostlar, şu an sesimi Cloud Stinger Core Wireless 7.1 modelinden dinliyorsunuz. Kablosuz olanı. Stinger Core kablosuz da diyebiliriz. İsmi biraz uzun, kafada karıştırıyor. Ama mikrofon deneyimi bu şekilde şu an gördüğünüz gibi. Özellikle sessiz kaldığınız anlarda, mesela örnek, arka seslerin neredeyse hiç gelmediğini eminim siz de görüyorsunuzdur. Yan ses kesme konusunda beklediğimden çok daha iyi bir iş çıkardı ve genel olarak hani mikrofon konumuyla beraber sesi bence gayet net alıyor. İsterseniz kablo olana da bakalım, ne kadar aynılar veya aynılar mı onu da görelim. Şimdi de kablolu olan modele geçiş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tasarım olarak birebir aynı oldukları için belki kabloyu görmeden ayırt edemeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sesim bu şekilde geliyor. Ne kadar fark var? Çok fark var mı? Yoksa birebir aynılar mı? Onu ben de sizin gibi videodan sonra editlerken özellikle tam olarak karşılaştırma fırsatını elde edeceğim. Arka arkaya dinleyerek. Ama gördüğünüz gibi mikrofon, kablolu olan mikrofonu da bu şekilde arkadaşlar. Cloud Stinger Core modelinin mikrofonunu dinlediniz. Şimdi isterseniz bu üçünün arasında teknik manada çeşitli farklılıkları olan, birazcık daha iyi bir performansa sahip olan Cloud Stinger S modeline geçelim. Evet, şimdi sesimi Stinger S modelinden duyuyorsunuz arkadaşlar. Bakalım o sürücülerdeki performans farkı, teknik fark mikrofonda da var mı? Kağıt üzerinde yok. HyperX'in açıkladığı değerlere bakacak olursak herhangi bir fark yok aslında Stinger Core modelleriyle. Ama tasarım olarak birazcık daha farklı olduğunu söylemiştim zaten. Ama bu tabii teknik manada bir fark taşıyor mu onu bilmiyoruz. Birlikte şu an bu ses kaydıyla birlikte görüyor olacağız. Evet, Stinger S modelinin de mikrofon performansı bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz videoya devam edelim. Evet, mikrofon sesleri de bu şekilde arkadaşlar.
Birlikte dinledik. Ben de işin açıkçası videoyu editlerken daha çok hani yakından görme fırsatım olacak. Üçü arasındaki net bir fark var mı yok mu? Onu da sizle birlikte görmüş oluyoruz böylece. Günün sonunda Stinger Core ailesi 600 lira ile, yani Stinger Core 7 artı 1 Surround özelliğine sahip Stinger Core kablolu model 600 TL fiyatlandırmaya sahip. Eğer kablosuz olsun derseniz fiyat 850 TL arkadaşlar. Eğer ben ses performansına çok daha önem veriyorum diyorsanız, yani benim için kablosuz olması önemli değil ama Stinger Core'dan daha da iyi ses almak istiyorum derseniz, o zaman sizi Stinger S'e alalım. Burada fiyat 750 TL arkadaşlar. Bana soracak olursanız 750 TL, 600 TL, 850 TL kablo konusunda bir takındınız yoksa, benim gibi kablosuz olsun demiyorsanız, bir kere zaten wireless olanı devreden çıkartabilirsiniz. Kesinlikle Stinger Core ile Stinger S arasındaki o fiyat farkına %100 değecek diyemem açıkçası Stinger S'e geçmeniz için. Özellikle şu anki ekonomik şartlarda, ülkemizdeki ekonomik şartları göz önüne aldığımızda 150 lira hatırı sayılır bir fiyat farkı. Üstelik kendi ses kartı faktörünüzü de kullanabilirsiniz Stinger Core'da zaten. Birazcık daha canlandırabilirsiniz Stinger Core'u. Hatta ben size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Stinger Core'un 7 artı 1 olanını da boş verin. Direkt sizi Stinger Core PC versiyonu, yani yanında 7 artı 1 gelmeyen ve 450 lira şu an piyasa fiyatı. Ben size, eğer ben çok hani uygun yollu bir şey arıyorum ama HyperX kalitesini satın almak istiyorum diyorsanız, ben sizi onu davet ediyorum. Onu tavsiye ediyorum. 450 lira fiyat bandında gerçekten, yani hiç böyle 500-600 liraların öyle o segmente, o skalaya çıkmanıza hiç gerek yok. Birebir aynı kulaklık. 7 artı 1 gelmiyor, Surround gelmiyor. Direkt arkadaşlar Stinger Core for PC olan modeli tercih edin derim. Ama diyelim ki bu üçlü içinden bir karar vereceksiniz. O zaman aslında kazanan çok net bir şekilde Stinger S sevgili dostlar. Buradaki ses kalitesi Cloud'un o üst segment modelleri, o Cloud Alpha ailesi, işte onlar birazcık daha iyi ses imkanı veriyorlar. Onlara göz kırpıyor. Artık o segmente çıkmış gibi oluyorsunuz. Yani uygun yollu iyi bir ses sunan kulaklık diyebiliriz Stinger S için. Genel olarak zaten Stinger ailesinin üretim amacı da bu, HyperX tarafında uygun fiyatlı Cloud ailesi, yani Cloud'a giriş ailesi diyebiliriz. Cloud Stinger'lar için. Evet, bu kulaklıklar bana geldiğinde üçünü kıyaslayacaksın dediğinde Burak abi. Abi dedim, yani ben bir tane kulaklığı ortalama 20 ila 30 dakika arasında falan inceliyorum. Yani 3 tane kulaklığı 90 dakikada falan herhalde anca incelerim. Çünkü yani gerçekten ben bir kulaklığı veya bir ürünü incelerken en ince detayına kadar anlatmaya çalışıyorum. Hatta eksiklerim kaldığı zaman da çok üzülüyorum arkadaşlar. O yüzden bunu çok fazla böyle bir inceleme gözüyle bakmayın da, bir ön bakış gözüyle bakın lütfen ve bir kıyas, yani 3 arasındaki farklar neler, bunu illaki merak edenleriniz olacaktır. Zaten piyasaya yeni yeni giriş yapmış bir seri Stinger serisi ve birden fazla modelleme olduğu için de çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Şahsen benim bile kafamı karıştırdı ya, bu hangisi hangisi derken bilhassa Stinger Core'un 7 artı 1 ve PC olanının ayrı fiyatlandırılması, böyle isim olarak da aynı duruyor ama yanında sadece o 7 artı 1 takısı veya PC PC takısına çok dikkat etmek gerekiyor. Ya bir kere zaten kafa karıştırıcı olan şu, sanki bu PC değilmiş gibi bir algı oluşuyor. Yani enteresan bir durum var. Biraz kafa karıştırıcı bir durum var. Dolayısıyla bu kafa karıştırıcı unsurları elimizden geldiğince bu videoda ortadan kaldırmış olalım arkadaşlar. Yine de sorularınız olabilir. Lütfen onları aşağı yazmaktan çekinmeyin. Neticede dediğim gibi çok detaylı bir inceleme olmadı ama bu kulaklıklarla ilgili illaki merak ettiğiniz şeyler de varsa yardımcı olmaya çalışırız. Evet, öyleyse benden bu kadar sevgili dostlar. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.